Kıymetli hemşerilerim, değerli izleyiciler, güvenlik basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Kahramanmaraş Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin tam bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdikleri ve hür iradelerini sandığa yansıttıkları seçimlerle ilgili gösterdikleri bu vakur duruşa biz teşekkür ediyoruz. Herhangi bir provokasyona izin vermemişlerdir. Güvenlik güçlerimiz de o gün hem seçim öncesi hem seçim günü hem de seçim sonrası yaptığı ciddi planlamalarla herhangi bir olayın meydana gelmesine izin vermemiştir. Şu an itibariyle bazı bölgelerimizde yine değerlendirmelerin neticesinde güvenlik tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bu süre zarfında yaptığımız operasyonlara bakacak olursak ilk önce terörle mücadele konusunda geçmişte ilimiz geçiş noktalarında bulunduğu için biz bu konuda hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Güvenlik birimlerimiz 7-24 saat terörle mücadele konusunda amansız bir mücadele vermektedirler. Onun için sürekli operasyonlarımız da devam etmektedir. Süre içerisinde 38 operasyon icra edilmiş, 48 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili de ilimizde yine güvenlik güçlerimizin sürekli olarak faaliyetleri devam etmekte olup süreç içerisinde 474 operasyon gerçekleştirilmiş, 10 organizatör gözaltına alınmış, biri tutuklanmış, 96 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir. Toplantı Vali Mükerrem Ünlüer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi ve ilin güvenliğinden sorumlu olan birimlerin katılımıyla gerçekleşti. İnsanımızı sosyal ve ekonomik hayattan koparan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz de amansız bir şekilde devam etmektedir. Bu süre zarfında 509 operasyon gerçekleştirilmiş, 540 gözaltı işlemi yapılmış, 38 tutuklama yapılmış, 5 adli kontrol gerçekleştirilmiştir. Ele geçirilen maddelere baktığımız zaman 1174 gram esrar, 251 gram sukunk, 1009 gram sentetik bonzai, 1000 gram sentetik bonzai ham maddesi, 10 gram eroin, 13 gram kokain, 1 gram afarin, 6 kilogram 700 gram metafetamin, 62 adet estasti, 289 adet kaptakon gibi çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Toplantıya Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan da katılım sağladı. Organize suçlarla ilgili de yine bu zaman zarfında operasyonlarımız devam etmiş olup 9 operasyon gerçekleştirmişiz. 8 şahıs gözaltına alınmış ve bunlar da aynı zamanda bir adet uzun namlulu silah da ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla ilgili yapılan çalışmalarda da yine bu süre zarfında 4364 paket sigara, 23 adet elektronik sigara, 340 kilogram tütün, 47 adet cep telefonu, 62 adet tarihi obje, sikke ele geçirilmiştir. Toplantıda güvenlik birimlerinin koordineli bir şekilde çalışarak şehrin güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak adına kararlılıkla hareket edeceği vurgulandı. İlimizde asayişle ilgili de yine yapılan çalışmalarda toplam 1144 asayiş olayı meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız %97, mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranımız %70, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranımız %98, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranımız %89, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranımız %98'dir. Yine önemli konulardan biri de siber suçlarla ilgili mücadeledir. Bu konuda da tüm iletişim teknolojileri kullanılarak arkadaşlarımız bu konuyla ilgili de çalışmalarını yürütmektedirler. Siber suçlarla ilgili 1-31 Mart süresince toplam çalışma yapılan sosyal medya hesabı 1275'tir. Bunlardan 461 hesaba işlem yapılmış,
22 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Vali Mükerrem Ünlüer, toplantının açılış konuşmasında şehirdeki güvenlik durumunu değerlendirdi ve alınacak tedbirler konusunda birlik ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Son olarak trafik olaylarına yönelik yapılan denetimlerde 168.747 araç kontrol edilmiş, 626 araç trafikten men edilmiştir. İlimizde okul servis araçları, ticari taksiler ve motosikletlere yönelik de trafik uygulamalarımız titizlikle devam etmektedir. Bugün Kahramanmaraş'ta Mart ayında terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik ve siber suçlarla mücadele olmak üzere ana gündem maddelerini içeren yaptığımız çalışmaları anlatmaya çalıştık. Kıymetli hemşerilerim, Ramazan bayramı yaklaşmaktadır ve 9 gün tatil olması vesilesiyle özellikle il dışına çıkacak kardeşlerimizden ricamız vardır. O da trafik kurallarına uymalarına ve sevdiklerine kavuşmaları için mutlaka belirlenen hız limitlerine uymaları, güvenlik kuvvetlerimizin yönlendirmelerine uymaları, emniyet kemeri kullanmalarını özellikle rica ediyoruz. Lütfen uykusuz yola çıkmayalım. Lütfen sevdiklerimizin bu güzel günlerini hüzünlü günlere dönüştürmeyelim. Onu özellikle rica ediyoruz. Hem Ramazan bayramını hem de yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi de şimdiden kutluyorum.